İşlemler için 3.000 lira yatırmanız gerekiyor. Ödemeyi nakit mi yapacaksınız, kartla mı? Hanımefendi, biz evden acil çıktık da çocuk bir anda fenalaştı. Daha sonra ödesek. Efendim, ben buradan ödeme almadan tahlilleriniz yapılmaz. Sistem böyle. Anlıyorum. Senet falan imzalasak. Yeri yurdu belli insanlarız biz. Yönetim kabul etmiyor beyefendi. Çok üzgünüm. Parası olmayan ölsün diyorsunuz yani. Benim elimden gelen bir şey yok. Anlıyorum. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Hadi abi, hadi. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ömer, biz buradan gidelim. Yoksa yıkacağım ben bu hastaneyi. Halledeceğiz. Merak etme. Burayı yıksan ne olacak? Eren daha mı iyi olacak? Bir bekle. Bak bakayım nasıl olmuş, sana yaptım. Çok güzel olmuş. Güzel değil mi? Güzel. Ay, iyi ki döndük mahallemize. Allah biliyor ya, başta hiç istemiyordum. İyi ki ısrar etmişsin. Bu kadar ısrar etmesem daha mı iyiydi bilmiyorum. Ne oldu sana böyle? Bilmem. Ankara'da daha derli topluydu sanki hayatımız. Burada da olur kızım, burada da olur. Sen şu cezacılıktan vazgeçsen. Bak Gürkan amca ne güzel sana bir müşavirlik bulmuştu. Ay, bir daha mı bir arasan acaba? Belki hala geçerlidir teklif. Anne, benim mesleğimden yana bir sıkıntım yok. Ah, hey, kim üzdü benim güzel kızımı böyle? Hı? Dur, şunu doldurup geliyorum, dur. Sen iyi misin? Sesin kötü geliyor. Hamza'nın oğlu rahatsızlandı da hastanedeyiz şu an. Nesi var? Hangi hastane? Dizanteriden şüpheleniyorlar. Emin olmak için birkaç tahlil yapmaları gerekiyor. Aa, çok geçmiş olsun. Yardıma ihtiyacınız var mı? Alo. Ömer, duyuyor musun? Aslına bakarsan... O yüzden aradım. Özel bir hastaneye gelmek zorunda kaldık da. Anladım. Hangi hastane? Tamam, siz yatırın çocuğu, ne gerekiyorsa yapın, ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Önce ters yaptı, sonra okşadı. Yarınki sevkiyatı mı konuştunuz? Yarınki sevkiyat çok önemli. Remzi, şu Murat'ı arasana bir. Her şey yolunda mı öğrenelim? Buyur, Bala Remzi. İskender ben, İskender. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Her şey yolunda İskender Bey. Siz hiç merak etmeyin. Ben ne merak edeceğim? Merak etmesi gereken kişi sensin. Eğer yarın akşam bir aksilik olursa senin kafanı koparır, balıklara yem yaparım. Hayırdır Pala Remzi? Murat Bey'le bilmediğimiz bir hukukunuz mu var? Cıvık abi. Seninle iş olmasa ben ona çimento döküp biraz kanlaştıracağım da. Şimdilik beklemedeyim.
Çocuğun durumu nasıl? Müşahede odasında. Görmek istersen. Tabii. Doktorun izni varsa. Gidelim. Hı. Ne zamandır ilk defa sakinleşti görüyor musun? Bir daha Ömer'e laf ettiğini duymayacağım. Gördün bak nasıl yetişti. Yani madem yetişecekti biz dünden beri bunları neden çekiyoruz? Gidip istemeyi gururuna yediremediğin için değil mi? Ne gururu Hilal? Ömer benim en yakın arkadaşım. Ona mı gurur yapacağım? Durumu yoktu biliyordum. Madem her sözünü dinliyorsunuz, madem reisliğe soyunmuş yapacak tabii gereğini. Dua et hastanedeyiz yedirirdim bu lafları sana da. Bana bak. Ömer'in yanında da böyle saçma sapan konuşup benim tepemin tasını attı. Çok geçmiş olsun. Sağ ol avukatım. Siz de mi hastanedeydiniz? Geçmiş olsun, hastanız mı var? Ben bir yakınım için geldim. Nasıl Eren'in durumu? Ateşi biraz düştü. Bir iki gün yatırılır herhalde. Tahlil sonuçları çıktı. Sizi servise alacağız. Daha sonrasında doktor beyle görüşeceksiniz. Ben Berin'i bırakıp geleyim. Kapıdayım. Tamam. Çok geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Hadi gidelim. Usta, ben burada rahatım. Murat abinin zamanında da ben hep burada yatıyordum. Oğlum, rahatsızlık falan vereceğim diye düşünüyorsan. Yok usta, ondan dolayı değil. Ben tek başıma kalınca daha rahat ediyorum. Usta, sabah gelirken en iyi annenin poğaçalarını getirsen. Başka bir şey istemiyorum. İstediğin poğaça olsun bu oğlum. Bana bak, kapıları pencereleri iyice ört, tamam mı? Merak etme usta. Hadi iyi geceler. Abi. Moruk çıktı abi. El ayak çekilsin. Sonra. Saat daha erken. Al bakalım. Şanslısın. Yeni demlemiş ocakçı. Ya ben içerim dedim ama şimdi Hamza falan görünce laf söz olmasın. Neden uzatıyorsun konuyu? Haklısın. Boşuna uzatıyorum. Ne de olsa sen Hamza'nın reisisin. Hamza senin hakkında konuşamaz. Peki aynı şey hanımları için de geçerli mi? Erin, ben de açık açık konuş. Anlayabilirim. Ne istersen açık açık söyleyebilirsin. Hilal'in söylediklerinde haklılık payı yok mu? Peki Arzu'nun bana söylediklerinde? Her ikisinde de haklılık payı falan yok. Ben Arzu'yu mu aradım? Seni aradım. Neden? Birinden yardım istemek benim için çok zor. Hele ki konu maddiyatsa, hele ki bu kişi bir kadınsa. Kendin için istemedin ki. Evet, istemedim. Ama senden istedim, Arzu'dan değil. Neden? Çünkü seni kendime yakın görüyorum.